Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Bugün sizlerle beraber Akdokuz'u koyacağız. Lafı fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. Akdokuz'da ilk başta The Ascent'e gidiyoruz. The Ascent'ten 2-3 kademe ilerlememiz gerekiyor. Ardından Wastir Desert'a kadar buradan dümdüz gideceğiz. Yol için sağ en üstteki kapıya kadar gitmeniz gerekiyor. Wastir Desert'te ilk yapmanız gereken ünlem işareti boss yerini bulmanız gerekiyor. Burada bossları tokatlayacaksınız abi. Boss fight'ini bitireceksiniz. Sağ en üstte doğru gideceksiniz. Sağ en üstte yapmanız gereken şey ise o duvarı gördüğünüzde altta Talk to Sin yazısını gördüğünüzde direkt portal atıyorsunuz. Sin'le konuşuyorsunuz, Petarus'la konuşuyorsunuz. Buradan görev itemini alıyorsunuz ve geri dönüyorsunuz aynı şekilde. Biraz önce kapalı olan kapı artık açılıyor. Burada ise boss odasını bulmanız gerekiyor. Burada Akrep Kral var. Burada Sand Pit'e girip Akrep Kral'ı tokatlıyorsunuz, çıkıyorsunuz. Ardından Wastir Desert'a gidiyorsunuz. Wastir Desert'a en yukarı gidip Footies'e gidiyorsunuz. Waypoint'i bulduktan sonra Waypoint'ten yan yere gitmeniz lazım. Boiling Lake. Burada bir tane boss var. O boss'u kesmeniz gerekiyor. Boss'u kestikten sonra biraz önce Footies'e geri dönebiliriz. Ardından buradan dümdüz yukarı gidip Pünas'a giriyoruz. Künase yapmamız gereken bir şey var. Labımızı hallediyoruz. Labımızı tamamladıktan sonra devam ediyoruz yolumuza. Ardından Quarry'e varıyoruz. Quarry'de Waypoint'i bulana kadar dümdüz devam ediyoruz. Waypoint'i bulduktan sonra direkt sola dönüyoruz. Burada bir yan boss odası var. Boss'u tokatlıyoruz. Second of Feather'ı alıp tekrardan biraz önceki Waypoint'e gidiyoruz. Bu sefer Waypoint'ten tam tersi olan sağ tarafa doğru gidiyoruz. Burada da ayrı bir boss'umuz var. O boss'u da kesiyoruz. Görev item'ını alıyoruz ve biraz önceki Waypoint'in olduğu yere gidip Sin'le konuşuyoruz. Ardından buranın kapısı açılıyor. Buradan Belly of the Beast'e geçiyoruz. Belly of the Beast'te patika yolu takip ediyoruz. Rotting Core'a geçiyoruz. Patika yolu tekrardan takip ediyoruz. Buralar biraz uzun. Black Core'a gidiyoruz. Black Core'da 3 tane ayrı gardiyan açılıyor. 3 tane gardiyanı da kesmemiz lazım. Onların üçünün de yolları farklı farklı uzun uzun bir yolları var. O yollara devam edip boss kesip çıkıyoruz. 3 boss'u da aynı bu şekilde hallediyoruz. Sonra ortada bir tane boss odası açılıyor. Bu boss odasına gidip boss'u bitirdikten sonra artık Akt 9 bitiyor. Akt 10'a doğru geçiyoruz. Oraya da vardık. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Akt 9 bitti arkadaşlar. Akt 10 videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu tarz videoları beğendiyseniz, devamının gelmesini istiyorsanız lütfen abone olun, beğenin, zili açın.